Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Erdoğan, Türkiye'yi hasta adam yaptın. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında unutulmasın ki sahte broşürlerle Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels usulü siyasi kumpas kuruldu. CHP adayı Muharrem İnce adına basılan Biz Gelince Türbana Son Sahte Broşürler dağıtıldı. HDP adına basılan Neden Güneyimizde Kürt Devleti Olmasın? TSK, Afrin ve Münbiç'ten çıksın gibi sahte broşürler dağıtıldı. İyi Parti adına basılan broşürlerde ise Fethullah Gülen'in Meral Akşener'e benzetildiği sahte görseller paylaşıldı. 24 Haziran 2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %22.6 oyla ikinci ve son kez Cumhurbaşkanı seçildi. 1 dolar 4.64.80 liraydı. 9 Temmuz 2018'de Erdoğan'ın mecliste yemin etmesiyle birlikte Türkiye'de parlamenter sistem sona erdi ve tek adam rejimi resmen başladı. 1 dolar 5.53.85 liraydı. Şimdi gelelim 4 yıllık ucube tek adam rejiminde ekonomist olarak faiz sebep enflasyon sonuç doktriniyle dolar kurundaki artışa ve Erdoğan'ın çağrılarına. 26 Ekim 2018 Erdoğan dedi ki, sanayicimizden esnafımıza, çiftçilerimizden inşaatçılarımıza kadar herkesten sabır istiyoruz. 6 Ekim 2020 Erdoğan dedi ki, müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. 31 Ekim 2020 Erdoğan dedi ki, milletimizden biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret bekliyoruz. 8 Aralık 2021 Erdoğan dedi ki, Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz. 8 Temmuz 2022 Erdoğan dedi ki milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. 22 Ağustos 2022 Erdoğan dedi ki vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz. 29 Ağustos 2022 Erdoğan dedi ki biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. 28 Kasım 2022 Erdoğan dedi ki vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz. Vatandaş sabretti, sabretti ve 1 Aralık 2022 tarihinde 1 dolar 18.6458 oldu. Enflasyon tarihi rekor kırdı. Reel faiz, döviz kurları, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, kira, konut, giyim, gıda fiyatları patladı. 210 gram ekmek 2 liraydı, 5 lira oldu. Sabır taşı çatladı. Sabreden derviş muradına ermiş sözü dahi hayal oldu. Türk İş resmi açıklamasına göre mutfak enflasyonu aylık %4.87 ve son 12 aylık %137.38 oranında arttı. Açlık sınırı 7785 lira olarak hesaplandı ve asgari ücretin 2285 lira üzerinde oldu. Yoksulluk sınırı 4 kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama 25.365 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 10.170 liraya ulaştı. Bu tablo karşısında Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Erdoğan da Bahçeli de derler ki dış güçler. Milletten utanmadan ısrarla sabır isteyen Erdoğan şöyle demişti. Şimdi bizde bir adet var. Bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler, dış güçler, yabancılar deniyor. Ülkemizin başına bir iş geldiği zaman hemen dış güçler, dış mihraklar deniyor. Bunlar sebebiyle ayağa kalkamıyoruz. Bizim beraberliğimiz bozuluyor. Ancak ben buna katılmıyorum. Eğer bünyeniz sağlamsa, güçlüyse dünyada olan virüs hiçbir zaman bünyenize zarar veremez. Demek ki Erdoğan Türkiye'yi hasta adam yaptın.'' Virüs bulaşmasına ve ülkeye zarar vermesine neden oldun Erdoğan. Aynı Osmanlı'ya hasta adam damgası vurulduğu gibi, sen de 20 yıllık şaşalı yaşamınla yönettiğin Türkiye'nin bünyesini güçsüz hale getirdin. Demokrasiye giren virüs, tek adam rejimi. Ekonomiye giren virüs, Erdoğan doktrini oldum. Sanatçı Göksel diyor ki, Canımdan bezdim, öyle öyle beterim. Oyuncak oldum, ellerindeyim. Köle miyim ben ay, gel deyince geleyim. Sıkılınca gideyim. Yazık bana vay. Kime şikayet edeyim? Başından ne bileyim? Sabır sabır, ya sabır. Sabır sabır, ya sabır. Erken seçimle aday olsan da Erdoğan bil ki bu millet bir beş yıl daha sana asla sabır göstermeyecek. Boşuna yalvarma. Değerli okurlarım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14'te Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Türkiye'nin Yükseliş Vizyonu konulu toplantısını davetli olarak izleyeceğim. CHP Parti üst düzey yetkilileriyle akademisyenlerin sunumlarının da yer alacağı etkinliğin ana teması şudur. İkinci yüzyıl için yatırım ve istihdam. Aldığım bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu vurguları yapacak. Ey dünya, seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, hayvan haklarında, çevrecilikte, özgürlüklerde, demokraside iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünya vizyonu anlaşılan o ki, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi tüm krizleri sonsuza kadar bitirmek, Türk milletiyle bütünleşmek, Türkiye'yi dünya ülkeleriyle yarıştırmak. Sadece bir cumhurbaşkanı adayına değil, altı partinin güç birliğine oy istemek. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.